Şu an için Yüksekova ilçemizin Vezirli köyündeyiz. Vezirli köyünde atık su arıtma projemiz Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, projelendirilen ve inşaatı devam eden projemizi birazdan hep beraber inceleyeceğiz. Mesai arkadaşlarımızla, Avrupa Birliği delegasyonumuzla beraber, bakanlık yetkililerimizle beraber projeyi inceleyeceğiz. Ben Avrupa Birliği tarafından finanse edilen atık su arıtma projemizi hakkında bilgi vermeden, tesisimizi, inşaatımızı gezmeden önce Yüksekova'mız hakkında birkaç bir şey ifade etmek istiyorum. Yüksekova ilçemiz tarihte çok büyük medeniyetlere ev sahipliği yapmış, tarihi çok köklü ve güçlü bir ilçe. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin kuruluşuyla birlikte ilçe olmuş, 100 yıla yakın bir ilçe geçmişi olan, ilçe kültürü olan, gerek nüfusuyla, havaalanıyla, gümrük kapısıyla bölgemizde güçlü, büyük bir ilçe. Bugün baktığımız zaman Yüksekova ilçemizin toplam 120 bin nüfusu var. 79 köy ve mahallesi var. İşte 10 tane merkez mahallemiz var. Esenli'nin 4 mahallesi, Büyükçiftliğin 3 mahallesi. Toplamda 17 mahallemiz, 62 köyümüz var. 120 bin nüfusuyla beraber, havaalanıyla, gümrük kapısıyla beraber ifade etmiş olduğum gibi Yüksekova ilçemiz büyük bir ilçe. Bu büyüklükle orantılı olarak da bugün baktığımız zaman gerek kaymakamlığımız, kamu kurumlarımız, gerek de belediyemiz ilçemizin her alanında, gerek merkez mahallelerinde, gerekse de köylerimizde çok ciddi projeler, çok ciddi yatırımlar yapılmakta. Bu anlamda bugün mesai arkadaşlarımızla beraber, Avrupa Birliği yetkililerimizle, bakanlık yetkililerimizle, belediye yetkililerimizle beraber bugün Vezirli köyümüzde inşaatı devam etmekte olan, Avrupa Birliği projesi olan atık su arıtma tesisini birazdan sizlerle beraber gezeceğiz. Ben proje hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Projenin toplam maliyeti yaklaşık 7,5 milyon euro. Bu 7,5 milyonun %85'i Avrupa Birliği'miz tarafından hibe edilmekte. Yani hibe demek bedelsiz, karşılıksız bir kaynak aktarımı. %85'i Avrupa Birliği tarafından karşılanmakta. %7'si Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından, %8'i de Yüksekova Belediye'miz tarafından finanse edilmekte. Projemiz devam ediyor. Birazdan gezeceğiz. Ben bu projede emeği geçen Avrupa Birliği yetkililerini, delegasyonumuzu, Çevre Şehircilik Bakanlığı yetkililerimizi, müşavir firmayı, müteahhitimizi, Yüksekova Belediye'miz çalışanlarını yürekten teşekkür ediyorum. Yüksekova ilçemiz için çok önemli. Çünkü ifade ettim, 10 mahalle 70 bin nüfusa sahibiz. Ama maalesef bugüne kadar ilçemizin atık suyunun arıtmasını yapamadık. Biz 10 mahallemiz, hatta kanalizasyonumuz, 3 tane de köyümüzün kanalizasyonunu toplayıp maalesef arıtmasını yapmadan ilçemiz merkezinden geçen Büyükçay Deresi dediğimiz, Yüksekova'nın içinden geçen o dereye bırakıyor ve arıtmasını yapamıyor idik. Geç kalmış bir yatırım idi, geç kalmış bir proje idi. Ama bugün bu projenin inşaatının son sürat hızlı bir şekilde devam ettiğini görmenin mutluluğunu yaşıyoruz ilçe olarak. Birazdan projeyi yerinde gezeceğiz, göreceğiz. Yüksekova'mıza hayırlı olsun diyorum ben. Tabii şunu ifade etmek gerekiyor. Bu projemizin Yüksekova'da yapılmasında, inşaatının devam etmesinde emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Tabii bu teşekkürün başında Sayın Cumhurbaşkanımıza ilçe olarak, Yüksekova olarak minnet ve şükran duygularımı ifade etmek istiyorum. Çünkü başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm bakanlarımız Hakkari'mize, Yüksekova'mıza yatırımın her alanında pozitif ayrımcılık yapıyorlar. Bu anlamda özellikle de Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a yürekten teşekkür ediyorum. Avrupa Birliği yetkililerine, delegasyonuna, bakanlık yetkililerine, müteahhit firmamıza, müşavir firmamıza, Yüksekova Belediye'mizin bu projeye emek vermiş çalışanlarına ve dahi ismini sayamadığım, büyük küçük demeden bu projeye katkı sunan herkese yürekten teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle bizler bugün bu projenin bu aşamada olduğunu görebiliyoruz.
İnşallah inşaatımız son hızla devam ediyor. Tamamlandığını, bittiğini hayırlısıyla hep beraber görürüz. Açılışını da inşallah Yüksekova olarak tüm köy mahalle muhtarlarımızla, STK'larımızla, il ilçe protokolümüzle yaparız diye ümit ediyorum. Ben emeği geçen herkese tekrar yürekten teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Belediye Başkan pozitif projeye pozitif bakışı, desteği ve bizler için ifade ettiği güzel cümleler için teşekkür ediyorum. Öncelikle kendimi tanıtayım. Ben ismim Arif Karbak. Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu çalışanıyım. Altyapı sektör yöneticisi olarak çalışıyorum. Yaklaşık 21 yıldır inşaat mühendisiyim. Yüksekova Atık Su Arıtma Projesi de benim portföyümdeki sorumlu olduğum projelerden bir tanesi. Daha evvelce birkaç kez gelmiştim ama uygulama sürecindeki ilk gelişim. 2 yıldır gelmiyordum. Bu pandemi kısıtlamalarından dolayı biraz seyrekleştirdik saha ziyaretlerini. Esasen Yüksekova Atık Su Projesi ve diğer çevre sektöründeki projelerin ihale, uygulama ve sözleşme makamı Çevre Şehircilik Bakanlığımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız. Ayşegül Hanım da oradan temsilcisi, sorumlusu projeden. Proje dokümanlarımızda projenin amacı, temel amacı çevrenin korunması diyebiliriz. Tabii bu çevrenin korunması doğrudan başkanın büyük çay deniniz değil mi? Burada evet, büyük çay deniniz. Merkez çay, merkez deresi diye geçiyor. Evet. Bu derenin, bu çayın su kalitesinin artırılması. Bu nasıl olacak? Şu anda şimdiki durumda Yüksekova'nın ve yakındaki 8 mahallenin atık suyu bu dereye arıtılmadan veriliyor. Bu proje tamamlandığında arıtıldıktan sonra verilecek. Bu sayede başta bu deredeki su kalitesindeki kirlilik yükü ve aynı zamanda yerel suyu kaynakları üzerindeki kirlilik yükü azalacak. Kalı uyum sağlanmasına katkıda bulunacak ve bununla da Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik sürecine yine bir katkı. Üst amaçlarını bahsedebiliriz. Yüksekova Atık Su Projesi'nin amacı olarak. Yani projenin en önemli özelliği Yüksekova'da yaşayan vatandaşlara sağlanan doğrudan fayda. Dediğim gibi bu çevre kirliliğinin azaltılması, halk sağlığına katkı, nihai kullanıcı olan Yüksekova'da yaşayan nüfus. Projenin hedef yılı 2047 yılına kadar temel yapılar burada yapılıyor. 2047 yılına kadar hizmet edecek temel yapılar yapılıyor ve o yılda öngörülen nüfus 135.000. Şu anki 170.000 nüfusu 15.000 bir nüfusa yetecek kadar bir tesis yapılmış olacak. Bugüne Yüksekova Atık Su Arıtma Tesisi projesinin içinde olduğu 70'in üzerinde içme suyu, atık su ve katatık sektörlerinde projeyi destekledi Avrupa Birliği. Bunlardan 50'nin üzerinde proje tamamlandı ve işletme halinde. Tabii ki için dediğim gibi ihale, sözleşme ve uygulama makamı Çevre Şehircilik ve şu anki ismiyle İklim Değişikliği tam ismiyle bakanlığımız bu projelerin yönetimini yapıyor. Bu bakımdan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ben de teşekkür ediyorum. Bu projelerin başarıyla devam etmesini sağlayan, tamamlanması sağlayan. Yüksekova Atık Su Projemiz özelinde de tabii geçmişi proje hazırlıklarını da dikkate alırsak 2018 yıllarına kadar uzanıyor. Yüksekova Belediye'mizin önemli katkıları oldu. Gerek proje hazırlığı sürecinde gerek ihalelerin değerlendirme, işe başlama ve şu anki uygulama süreçlerinde projemizin bugünkü geldiği noktaya Yüksekova Belediye'mizin desteği için teşekkür ediyorum. Kaymakamımızın yakın desteğini dün de gördük, dün de işittik. Çok teşekkür ediyorum. Ben de oldum. Ayşegül Umutlu, Çevre Şehircilik Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Türkiye İlişkiler Genel Müdürlüğü adına tutumdayım.
sözleşmenin yönetiminden sorumluyum. Sayın Kaymakamım, Avrupa Birliği Değerli Temsilcisi Arif Bey'e teşekkür ediyorum bugüne kadar olan desteklerinden ötürü. Kendi projemiz hakkında oldukça geniş bir açıklama yaptılar, detaylarını verdiler. Arif Bey'in de belirttiği gibi benzer şekilde ülkenin birçok yerine yayılmış durumda. Ortalama 1.7 milyon avro civarında, 1.7 milyar avro civarında bir yatırım hibe olarak ülkemize kazandırıldı. Bunlardan bir tanesi ilimizde Yüksekova atık su arıtma tesisi ve bir tanesi de belirttiğim üzere Hakkari'deki katı atık tesisimiz. Bugün burada Yüksekova atık su arıtma tesisimizi görme imkanına sahip olacağız. 2023 yılı itibariyle de tesisin teslim edilmesi, bitirilmesi planlanıyor. Ben bu konuda belediyemize, kaymakamlığımıza, delegasyona, Avrupa Birliği Türkiye delegasyonuna ve desteklerini esirgemeyen bütün paydaşlara, müteahhit ve müşavir firmalara teşekkür ediyorum. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Ya rakam konusunda şöyle, tabelada 7,5 milyon yazıyor. Ben hani genelde küçük söylüyorum ki şey yapmayalım diye. KDV'siyle beraber proje 10 milyon euro. Başkanım. Yani ben 7,5 dedim. O inşaat işi. İnşaat işi. Bunun yanında bir de müşavirlik işi var ya. Onunla beraber 10 milyon euroyu buluyor. Ama tabeladaki hani fotoğrafı paylaşır veya o rakama bakarsanız en az işte 7.650.000 euro orada yazıyor. Ama ADV'si, diğer teknik işler 10 milyon euroyu buluyor. Teşekkür ediyoruz. Yani emeklerinize, katkılarınıza sağlık. Yıldırım, Sevişehir Belediye Geverim'e ez. Ev proje Avrupa Birliği destekli katı atık projeye geveri. Bütçeveci 10 milyon euroya. Sada 85 Avrupa Birliği desteklemiştik. Sada 7 Çereşecil Bakanlığı desteklemiştik. Sada 8 Belediye Mayo Geveri desteklemiştik. Maksadovi çi yani? Maksadovi ev kanalizasyonu geveri, pislik o geveri bir tabi tesisi temiz arıtmışken dene çemi geveri. Yani bu pislik o kanalizasyonu ya beri bir fuseptik olan beslemiştik ne geveri. Edidi modern kanalizasyon sistemiyle bir de arıtmışken. Çay kez kabat etken veriyor? Nehe, 200 kezliğe kabat etken. Pişti, xilas kirin, sola 23'ye, 2023'ye de teslim belediye iken izni hak edin. Pişti, hengi cinüzü kesi, çel insanı dilere de bir de kabat kirin. Başak, spas. Teşekkür ederim, gelin sahibi. Şu anın, geveri, tesis ekleti de çekirin. Bu hava pakıcı, bu zeviyan, bu bahçet, geveri, bu hayvanatın, bu gundan, bu avdana hemi derim. Evet. Veri, en pırsıyorken kaveri çan kez çoldukken ev dere aliketi de çekirin. Merhaba. Merhaba Öster Çevan, kıraatın. Neyim Zafer. Yakin Zafer. Öyle. Eva çı tesise, kapı çeki bahsi bir derim ki. Ev tesise, ava yer altıydı ya kanalizasyonuydu. Diteli rekhirdi bitin, evi avili dere pakışken, temizken, berden disarçemi, bu bahçem, bu zevi avdani. Böyle. Bu şekilde temizken, pakışken, berden zeviyon. Bu zamanı ileride avdan ede ki avinme temiz bebinin, pakış bebinin, ambişin ki harikari ya kuyu tarım yapıyor. Bu şekilde tesise ki huran ki bunu kurmuştuk yani bu geberici inşallah de boş biten, kanç biten. Tuş kijan başı da kabat et geberi yani tuş kij alanı da. Az vigavi bera kudem depoyu, depo sorumsuz da kaşıldı ki hem de havalı depoyu da ilgilenmişti. Bu bak kudici demo şula meyat depoyu zide bir hem tuşun az sahayı da gel havalı tuş gel arkadaşı tuş harikari ya kudetken. Bu şekilde hem devam ediyoruz. Çan gencid gever evliliğine istihdak kirin yani şultken, kabatken verir. Ve gavi nüski sadusuh meru önemli dere de kabatkarın şultken. Hemenci gever yine, hakik gever yine. Yed dışarıda ucu hatine, yed mordini hatine, yed Diyarbakiri hatine, yed vani hene. Herkesin işi bayan. Beli, her ekip eki ayrı yine. Ama ekip olmaya gever yani nüski çilpinceli bek ziyden et verir. Boş, evet de kenge klas bit? Evet. Proje de sala 2023 idi. İnşallah debi de qatandın da uyuydu. Başa tuşu halki geveri. Yani tesisek tişek vete de çekerin bu milleti geveri. Bu da çavad bine.
Tabi tesis indi bu mev proje turange bu mev bu geveri bina çekirin boşun am faydalı binin fayda hurange am lid binin ku mesela ovin meyit pis bin ardı da hamı da çın balo da bin bu şekli ile hamı xırdı bitin hamı da ta temiz kirin ava korime ya ava bu ileride bu küçük inme bu belki daha ileride proje gelecin diye tesis turange bina çekirin amci destek civanın tabi ki bale. Boşun yani xırabiyet ve şöyle donine am harikarın ku hiç da bina çekirin نکود سادجه با آوه هم هست که پروژیت ماستر گوری دا بینه چکن چکو گوری نفسه های زیدت بیتن اوی نفسه جی تا به گرک اوی نفسه جی گره پروژیت هرنگه دوام کن بینه چه کرن باشه سپاسات رجایت کن خیراتن سرچه Sevgili seyirciler, Yüksekova'da su arıtma tesisleri yapılıyor. Yüksekova'ya büyük bir hizmet geliyor. Bu hizmeti kimler getiriyor? Kimler ilgileniyor? Bundan dolayı tesislerde bulunuyoruz. Yanımızda bir konuğumuz var. Hemen mikrofonumuzu uzatalım. Efendim sizi tanıyalım. Adım Olcay Barlas. Şu an gezmekte olmuş olduğunuz projenin proje direktörü olarak görev yapıyorum. Evet. Öncelikle bu röportaj için fırsat verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben de bir Yüksekova'lı olarak böyle uluslararası bir projenin Yüksekova'da yürütülmesinden ötürü ve böyle bir projede görev almaktan ötürü öncelikle çok mutlu olduğumu belirtmek isterim. Tekrardan fırsat verdiğiniz için teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Böyle bir hizmeti Yüksekova'ya getirdiğiniz için. Şimdi Müdür Bey, bu tesis ne amaçlı kuruldu, neler yapılacak? Biraz anlatın bunu. Tabii ki projemiz bir Avrupa Birliği projesi. Uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülen bir proje. Yaklaşık olarak 45 aylık bir proje. Müteahhitlik sözleşmesi ve hizmet sözleşmesiyle beraber yaklaşık olarak 10 milyon euroluk bir projeye tekabül ediyor. Projemiz Yüksekova'da bir atık su arıtma tesisinin inşaatını ve yaklaşık olarak 113 binlik bir nüfusa da hizmet edecek bir kapasiteye sahip. Yüksekova'daki kirli atık suyunun arıtılması bu sayede sağlanmış olacak. Projemiz Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. %15'i de Türkiye Cumhuriyeti tarafından finansmanı sağlanan uluslararası bir proje ve uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Projemizin şu an inşaat sahasında yaklaşık olarak 150 kişi çalışmakta. Bu 150 kişi içerisinde teknik ekiplerden ara elemanlara, ara elemanlardan mühendislere kadar çok çeşitli kademe ve pozisyonlarda çalışan uzmanlarımız söz konusu. Bu uzmanlarımız hem danışmanlık hizmeti sağlıyorlar hem de teknik destek hizmetlerini yerine getiriyorlar. Evet, Yüksekova gözlemlediğimiz gibi hızla gelişen, değişen ve dönüşen bir şehir haline almış. Şehir adeta bir şantiye görünümünde. Dolayısıyla bu gelişim sağlanırken elbette ki çevrenin de gözetilmesi gerekmekte, çevrenin de korunması gerekmekte. Bu anlamda projemiz çok büyük bir anlam ifade etmekte. Çünkü çevreye duyarlı, çevreyi koruyucu bir amaçla hayata geçirilecek olan bir proje. Projemiz bir Avrupa Birliği projesi. Tam resmi adı Yüksekova Atık Su Arıtma Tesisi için teknik destek ve kontrollük projesi olarak geçiyor. Proje uluslararası bir proje ve uluslararası bir konsorsiyum tarafından yürütülüyor. Proje içerisinde yabancı bir ortaklık söz konusu. İspanya'dan, Yunanistan'dan ve Türkiye'den oluşmuş bir ekip tarafından, daha doğrusu konsorsiyum tarafından projemiz yürütülüyor. Evet. Projemizin ana bileşeni teknik destek ve kontrollük bileşeni. Bir de projemizin yapım işi bileşeni var. O da ayrı bir müteahhitlik işi. Projemizin toplam bütçesi yaklaşık olarak 10 milyon euro. Yaklaşık ve 45 aylık bir süre zarfında hayata geçirilecek olan bir proje. Dediğim gibi projemiz bir Avrupa Birliği projesi. Projenin %85'i Avrupa Birliği tarafından finanse ediliyor. %15'i de ülkemiz tarafından finansman desteği sağlanıyor. Proje kapsamında Yüksekova'da bir atık su arıtma tesisinin inşaatı ve işletmesi öngörülüyor. Evet. Şu an projemiz yapım işi devam ediyor. Yapım işini müteakip işletim devreye alma süreçleri başlayacak ve Yüksekova'mıza yaklaşık olarak 113 bin kişiye hizmet edecek bir atık su arıtma tesisi, daha çok çevreye duyarlı, çevreyi koruyacak, çevreye hizmet edecek bir tesisi Yüksekova kazandırmış olacağız. Evet. Şimdi Müdür Bey, biz su arıtma tesisi diyoruz ama yerelde su arıtma tesisi denilince biz belki pek anlamıyoruz. Yani bu su nasıl arıtılacak? Belki benim gibi bilmeyen vatandaşlarımız da olabilir. Nasıl arıtılacak? Ne amaçlı?
Şimdi bununla ilgili olarak gerçekten doğru bir noktaya değindiniz. Bir kavram kargaşası da söz konusu. Çünkü Yüksekova'da bir de içme suyu arıtma tesisi var. Evet. Ama bizim adından da anlaşılacağı üzere projemiz atık suyla alakalı. Yüksekova'daki suyun arıtılıp, yani kirli suyun, pis suyun arıtılıp çevreye zarar vermeyecek şekilde tarımsal amaçlı kullanılması söz konusu. Evet. Bu sayede hem tarımsal faaliyetlerin desteklenmesi, hem çevrenin korunması, hem de gelecek nesillere çok daha sağlıklı bir çevre bırakmak gibi bir amaç taşımaktadır proje. Müdür Bey, bu tesiste kaç kişi çalışıyor ve kaç kişi istihdam ediliyor? Şimdi projemizde dediğim gibi iki tane ana bileşen var. Bunlardan bir tanesi müşavirlik, teknik destek bileşeni, bir diğeri de yapım işi. Dolayısıyla şu an bulunduğumuz lokasyonda yaklaşık olarak 150 kişi çalışıyor ve bu 150 istihdam demek. Ciddi bir proje, ciddi bir istihdam sağlıyor. Bölgeye aynı zamanda bir çarpan etkisi yaratıyor. Yani kendini destekleyecek yan sektörleri de, yan sanayiyi de destekleyen bir proje. Yani kendi içerisinde bir ekosistem oluşturmuş. Dolayısıyla bu anlamda da Yüksekova için katma değeri yüksek bir yatırım diyebiliriz. Evet. Müdür Bey, siz de Yüksekovalı bir vatandaş olarak Yüksekova'nın yerlisisiniz. Yüksekova'da son dönemlerde yapılan çalışmalar Yüksekova'nın yeni değişen yüzünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, yani Yüksekova'ya ben her geldiğimde Yüksekova'yı çok daha farklı bir çehreyle izliyorum. Biraz hayretle izliyorum çünkü çok hızlı bir değişim ve dönüşüm geçiriyor. Bizim eski zamandaki Yüksekova, çocukluğumuzda kalan Yüksekova değil artık. Gerçekten büyüyen, hızlı bir şekilde büyüyen, değişen, dönüşen, aynı zamanda çevresine de olumlu etkiler sağlayabilecek bir potansiyeli de ortaya çıkartıyor. Yani evet, dışarıdayız. Yüksekova'ya çok fazla gelip gidemiyoruz ama geldiğimiz zaman gözlemlediğimiz kadarıyla da Yüksekova gerçekten bir cazibe merkezi olma noktasında emin adımlarla ilerliyor. Bunu Yüksekova'ya gelen, dışarıdan gelen misafirleri sayısından da anlayabiliriz. Bir önceki dönemlerle karşılaştırdığımız zaman Yüksekova'nın bu anlamda bir imelendiğini söylememiz mümkün. Peki, verdiğiniz bilgiler için teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle bizleri ekranlar başında izleyen kıymetli seyircilerimize de sonsuz saygı ve sevgilerimi iletiyorum.